Arkadaşlar bizden YouTube kanalında bir arkadaşımız en ucuz ve en pahalı kask karşılaştırması istedi. Tabii ki ikisi de farklı motor tipine göre yapılmış. Fakat hani biz en ucuz ve en pahalıyı karşılaştırmak adına böyle bir karşılaştırma yapalım istedik. Arai'nin Turix 4 kaskı bu kask dış kabuğu açısından gerçekten iyi bir kask. Süper fiber laminant bir yapıya sahip. Tereyi var. Enduro ve Cross için de zaten özellikle tavsiye edilen bir kask. Arai bildiğiniz gibi el yapımı kasklar yapıyor. Tabii ki 1937'den beri bir deneyime sahip ve 1937'den beri kask üretiyor. Hepsini de çoğunlukla elde üretiyor diye biliyorum. Hani bazı fabrika yöntemleri de varsa onları tam olarak bilmiyorum. Fakat Arai çoğu kaskını elde üretiyor. MotoGP'de de zaten kullanılıyor. GDR ise polikarbon bir dış kabuğa sahip. Zaten hani fiyatını söyleyince size hani alıp almamakta kararsız kalabilirsiniz. Çünkü 150 liralık bir kask. Arai Turix 4 ise 4300 liralık bir kask. Arada dağlar kadar fark var. Fakat ben tanıtmaya çalışacağım. Bu GDR'nin çene açılır bir kaskı. Ve içinde bir tane vizör var. Şu önden açılıyor. Bakış açısı gördüğünüz gibi yan tarafında bir tane şurasında pimi var. Bu pimi aşağıya doğru ittiğinizde ön tarafında güneş vizörü iniyor. Ön tarafında havalandırma var. Çift havalandırma kanalı var. Üstünde de havalandırma kanalları var. Şöyle iki tane. Onlar da elle idare edilebiliyor. Bir de tepesinde bir tane daha hava kanalı var. O da şuradan idare ediliyor. EC2205 sertifikaya sahip 1450 gram. FF803 diye geçiyor GDR'nin bu modeli. Ve tabii ki çeneden açılır bir model. Şöyle çeneden açarak hani bu kaskı tercih eden arkadaşlar bu çeneden açarak istiyorlarsa bunu alabilirler. Hani bu tercih ediliyorsa tabii ki hani size daha önceden de söylediğimiz gibi çeneden açılır kaskları çok güvenli bulmadığımızı söylemiştik. İç tarafında mikrometrik bir bağlantısı var. Mikrometrik bağlantısı çenenizi yırtmaması için petlerle desteklenmiş delikli ve hava alabilir bir yapısı var. Ve içindeki hava kanalları güzel yapılmış. Dış kabuğu dediğim gibi polikarbon olduğu için çok güvenli olduğunu söyleyemem. Fakat hani çeneden açılır ucuz bir kask almak isteyenler olursa GDR'nin bu kaskını alabilirler. Arai'ye geçelim. Arai'nin tereyi isterseniz çıkabiliyor. Ön tarafında kilit mekanizması var. Kilit mekanizması şurada hemen çıt diye bir kapanma sesiyle açılıp kapanıyor. Açtığınız zaman geniş bir bakış açısı var. Ön tarafında kanalları var ve çift kanalı var. Üst tarafında da kanalları var. Şurasında. İçinde bir güneş vizörü yok. Arai'nin bu versiyonunda güneş vizörü kullanmamış. Arai kaskların zaten güneş vizörü kullanmamasının nedeni kabuktan ödün vermemek için. Üst tarafında birçok elle idare edilebilir hava kanalı görüyorsunuz. Hava çıkış kanalları görüyorsunuz. Ayrıca yanlarında da hava çıkış kanalları var. EC2205 sertifikası bunda da var. 1620 gram ve bu medium model bir kask. İç tarafındaki petler kafanızı terletmemesi için yapılmış. Double D güvenli bir bağlantı sistemiyle çenenize oturuyor. İç petleri gerçekten iyi yapılmış. Kat kat döşenmiş ve elle yapıldığı zaten gerçekten belli. Double D bağlantısını söyledik. Hava kanalları gerçekten çok iyi şekillendirilmiş. Ön bakış açısı da gayet güzel ve büyük. Ayrıca ön bakış açısının hani alnınıza gelen yerde havalandırma kanalları var. Bir çene pedi veya bir burun pedi yok içinde. Dediğim gibi hani sınıfları ve kategorileri birbirinden farklı. Fakat işte hani YouTube kanalımızdaki arkadaş en ucuz ve en pahalı kaskı böyle karşılaştırmamızı istemişti. Biz de karşılaştırdık. Hepinize iyi sürüşler.